Belki son tahlilde borcun ne olduğunu bilemeyebilir Sercan. Çünkü ayağının tozuyla geldik Giresun'dan ama e, onu da sorarız. Taraftarın tabii. en çok merak ettiği şey Beşiktaş'ın borcuydu Erkut. Taraftar transfer merak eder. Tabii can Değil mi? Sen olsan hangi kısımdan başlamak isterdin? Borçtan mı transferden mi? ya Bu işi yapmadan önce birer taraftardık. Hiçbir zaman Beşiktaş'ın borcuyla ilgilenmedim. <laughs> borç ne olursa olsun transfer istedim başarı istedim o yüzden hep transferle başlamak isterim e, ancak öncesinde dünkü maçla ilgili e, biraz hoca ile ilgili eleştiriler vardı ancak hocanın en azından konuştuğum kişiler orada bulunduğumuz için Giresun'da deneme yanılma yoluyla kalan haftalarda oyuncuları görmek istiyor E Tabii ki daha lige adaptasyon e, süreci olacaktır hocanın ancak içeride bulunan isimler, yöneticiler, profesyoneller hocaya fazlasıyla güveniyor. Ben gelecek sezon itibariyle hocanın belirlediği, oyuncu havuzunda belirlediği transferler gerçekleşmesi durumunda başarılı olmaya çok yakın olduğunu öngörebilirim. Transferle ilgili devam etmiştik. Koray Günter'le ilgili Beşiktaş'ın bir girişimi var Aykut İnce. Uzun zamandan bu yana sık sık Serdar abi de çok iyi hatırlayacaktır. Koray ismi Beşiktaş'ta gündeme geliyor. Özellikle Verona'da e, bu sezon itibariyle ilk 11'de hep forma giyen bir oyuncu ve e, bildiğiniz üzere üçlü oynayan bir takım Verona. E, Beşiktaş'ın yerli takviyesi yapmak istediğini de bildiğimiz için bu yerli takviyesi içerisinde e, sıralama yapmak biraz doğru olmaz. Şu an Abdülkerim var, diğer futbolcular var. Artık Koray Günter'den de bahsedebiliriz. Beşiktaş kulübü Koray için Verona ile görüşmelere başladı. 1,5-2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. E, Verona teklifi değerlendirecek. Beşiktaş Kulübü profesyonelleri an itibariyle biraz bu bonservis ücretini bir e, 1,5-2 milyon euroluk parayı biraz daha aşağıya çekmeyi hedefliyor. Ama yerli takviyesi yapılacak. Özellikle yabancı kuralından dolayı. Aykut İnce bu yılki 8 artı 3 devam etse de değişse de gelecek sezon yeni bir yabancı kuralı gelse de savunmaya stopere bir yerli takviyesi yapılacak. E onun dışında halen süre devam ederken lig devam ederken Beşiktaşlı yetkililerin kontratı biten bitecek devam eden oyuncularla ilgili çalışmaları var. Güven Yalçın aslında hocanın süre verdiği bu yıl itibariyle zaman zaman iyi performans sergileyen de bir oyuncu. Güven Yalçın'da halen olumlu bir sonuç olmadı. Sebebi de Maddiden, maddi sorunlardan, problemlerden ziyade güvenin gelecek yıl süre bulabilme kaygısı içerisinde olması. Her geçen gün aslında bu durum biraz daha içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Çünkü hocanın beğendiği, Beşiktaş profesyonellerinin beğendiği, yöneticilerin beğendiği bir isim Güven Yalçın. Eğer güvenle yollar ayrılırsa da Beşiktaş'ın ligde veya Avrupa'da oynayan bir yerli, e, yedek santrafor, yedek hucumda oynayabilecek bir oyuncu takviyesi yapması da gündemde. Aslında hep üzerine konuşuyoruz transferle ilgili durumu. E, Beşiktaş'ın transfer yapacağı noktalar belli. Stopere bir yerli takviyesi, e, hucum hattına bir veya iki oyuncu santraforu özellikle. Örnek veriyorum. Alexander Sörlot olması durumunda ikinci santrafor yabancı bir santrafor yapılmayacak ancak o kalitede bir oyuncu olursa ikincisi yerli olacak ayrıca Beşiktaş'ın e, Norveç ve İsveç liginde e, Serdar abi de bunu çok iyi üzerine konuşabilir bir kanat oyuncusu ile ilgili çalışması var o bölgede oynayan oyuncularla ilgili özellikle İsveç'te İsveç liginde oynayan oyunculara ilişkin çalışmaları var e, henüz isim vermekten kaçınalım teyit ettiremediğimiz için. Ancak ilerleyen dönemde bunu da haberleştirebiliriz. Yani Beşiktaş'ta yeni dönemde yapılacak olan transferler Aykut İnce yaşları genç potansiyel potansiyelleri yüksek ve Beşiktaş'ın 1-2 yıl içerisinde parlatıp satabileceği oyuncular olacak. Aralarına da bir iki tane işte konuştuğumuz Sörlot gibi veya bizim üzerine konuşamadığımız henüz ismini bilmediğimiz oyuncular gibi takviyelerde olacak. Ama genel hatlarıyla 6-7 transfer yapılacak. Ancak 6-7 diyorum ancak e, sürpriz ayrılıklar olmaması durumunda. Kim o sürpriz ayrılıklar? Ersin, e, Rıdvan veya Alex Teixeira. Bu tarz sürpriz ayrılıklar olmaması durumunda 6-7 transfer yapmayı planlıyor. Ş şunu söyleyeyim. O zaman 14 transfer yani 14 oyuncuyla yollar ayrılacak doğru mu? 14'ün %90'ı ile ayrılacak gibi. İşte ba işlerinde içlerinde, içlerinde vidayla belli bir aşamaya gelindi. Ee, ben 2 yıllık bir kontratı yakın görüyorum orada. 1 artı 1 e, haberleri de çıktı ancak 2 yıllık bir kontrat üzerinde 1,5 milyon euro civarında bir yıllık ücret üzerinde görüşmeler yapılıyor. Bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce Aykut İnce hatırlar mısınız? Vida ile ilgili ben kendi adıma en azından olumsuz konuşuyordum. Yol ayrımının gerçekleşebileceğini düşünüyordum ama o söylemlerimden, o haberlerden 180 derece farklı haberler yapmaya başladık. Şu an Vida ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin çok çok fazlasıyla olumlu gittiğini söyleyebilirim. Evet. Bunda sebep hocanın çok beğenmesi ve raporunda, söylemlerinde, yönetimle olan görüşmelerinde Vida kalsın demesi. Güvenle ilgili Sercan durum ne? Yani güvenle ilgili rapor var mı? Rapordan ziyade en azından bizim duyduğumuz Serkan abi hoca kalsın diyor. Ancak yani. benim hissettiğim benim hissettiğim Beşiktaş'ın hucum noktasında oynayan yerli oyunculara bakması sebebiyle e, bir B planına çok yoğunlaşılmış durumda. Bunda isimler çıktığı için en azından söyleyelim çok şu an sezon devam ederken e, yanlış anlaşılmasın Halil ile ilgili de durumlar var Halil dervişoğlu ile ilgili de durumlar var. Beşiktaş'ın önceden çok önceden takip ettiği oyuncular arasında bu arayışa girdiği için ben Beşiktaş'ın güvenle ilgili kabul edilmeme teklifini düşünüyor. Paradan ziyade benim öğrendiğim maddi durumlardan ziyade az önce de ifade ettiğim gibi güven bir daha fazla kendisine güvenilen bir ortamda oynamak istediğini hissediyorum ben. Sercan Şimdi sen de bu sene gerçekten başarılı transfer haberleri verdin. Ağzına sağlık sevgili kardeşim. Ama şunu sormak istiyorum sana. Şu anda Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası, Beşiktaş'a gönül verenler Vida'nın gitmesinden, Laren'in kalmasından ziyade hiç de umurlarında değil. Şu anda bir santrafor bekliyor Beşiktaş taraftarı. Bizim evet. golcümüz kim olacak diyorlar. Beşiktaş taraftarı buna odaklanmış vaziyette. Sorlot mu, Batsuayi mi ya da başka bir isim mi? Çünkü sen de biliyorsun atanla tutan bu işin öznesi transferdi ama Beşiktaş taraftarı şu anda Santrafor adı bekliyor. Santrafor adı verebilmem için Aykut İnce sözlerinizden dolayı teşekkür ederim. Serdar abi bunun üzerine daha e, derinlemesine konuşabilir ama ben henüz teyit ettiremediğim bir ismi söylemem yanlış olur. Sadece teyit ettirdiğim isim Alexander Sörlot. O yüzden sadece Sörlot üzerinde haberler yapabiliyorum. Acaba Sorlat ismi gündeme atılıp başka bir isim mi bitecek Sercan? Ha, gündeme atılma değil bu yani gerçek bir durum. Ya başka bir oyuncu transfer edilirse tabii ki şaşırmam Hayır, ama Serdar beş... Serdar Sarıdan bir laf var ya meşhur. Sis bulutu. sis bulutu. Sis bombası. Ha bombası. Sis bombası, pardon. Yani o sis bombası atılıp arkada başka iş mi acaba başka bir? Serlatta ölü taklidi var. İyi bir santrafor <laughs> ya da ba... değil mi marka bir santrafor Mesela mu? Mesela Serdar abinin haberleştirdiği yeni bir isim var Serdar abi. Bu konuyla ilgili MLS'de oynayan. Adam Buxa. Evet, Buxa. Polonyalı. Üzerine siz daha rahat konuşabilirsiniz. Sizin haberiniz olduğu Ama için... sen onu sordun mu? Sordum abi. Ne diyorlar? Söyle. Güzel abi, senin haberin üstüne bir şey söyler miyim? Hayır, o, o taraf yok demiştir. Yani yok denmiyor. Sercan benim kulağıma geldi Yok denmiyor Serdar abi. Bak, Sercan var da denmiyor. Şimdi var da denmiyor. Yani var aslında. <laughs> yok denmedi. Ya. Sercan. Şimdi sen de burada, Serdar da burada. Rol çalmayayım sizden ama benim kulağıma geldi. Sen bir bak. Pesic. Bakarım. Kulağında bulunsun. Bakarım. Tamam. Hatta Peki. yayın bittikten sonra ilk işim Pesic sormak olacak. Tamam Sercan'ım. İsveç dedin ya. O da 19 yaşında bir çocuk sol kanat oyuncusu. Ha, evet. Duymuşsun Sercan. onu bak. O kim? O... Adını hatırlayamadım. Yaptı onu haber yaptı Serdar Yok mi? yapmadım. Serdar ya mı? Yapmadı henüz. Serdar abi de yapmadı. Serdar abi de bence. <laughs> Pesic mi diyorsun? Hayır, İsveç ben, Ligi'nde oynayan ben yok. 19 yaşındaki Sol kanat, kanat. Oyuncusu ile ilgili. Ben şöyle bir şey söyledim daha önce. E, İskandinav futbolcuları çok seviyor Beşiktaş skatları. Evet. E, o ligin oyuncularını çok seviyor. Çünkü bir kere iş ahlakı muazzam İskandinavlıların. E, Sörlöt bunlardan biri, Kornelius bunlardan biri. O nedenle oraları bakıyorlar. Doğrudur. E, i̇kincisi, isim olarak çok hızlı bir kanat oyuncusu dedim. ...isim olarak. Çünkü adamın ismi Jet. Jet Wallace... Ha. <laughs> Championship'te oynuyor. O da önerilen bir isim. Ya çok önerilen var tabii. Bak ne? bir tane de kanat oyuncusu varmış Gezan'ın arkadaşı. Okudum yazdığınızı Fransızca saldırı. dilini konuşan futbolcular biraz hoca nereli? Fransızca Geza Rozer hoca'ya onay vermişler. Yani onay vermiş derken e, bu hoca iyidir diyen e, oyuncular Biraz ipuçları belli oluyor yavaş yavaş ama tabii bunlar olacak diye bir şart yok. En azından yok. planlamayı şöyle söyleyeyim mi Aykut İnce? Buyur Serdar. Eğer Sercan. Eğer e, üzerine konuştuğumuz o genç 19-20 yaşında İsveç liginde, Norveç liginde önemli değil. O tarzda bir kanat oyuncusu alınırsa takviye olarak ben bir hücum oyuncusu daha yani aynı mevkide oynayan bir oyuncu takviyesi daha yapılacağını düşünüyorum. Yani sadece o noktada sol açıkta ya da işte 3-4-3'ün solunda oynayabilecek. Enkudu ve X ile sezona başlanmayacak. Bir oyuncu takviyesi daha yapılacak oraya. Ama hucumla ilgili evet Santrafor'u elbette Beşiktaş taraftarı çok merak ediyor. Ama konuştuğum zaman Santrafor transferinin ben biraz daha sürebileceği e, intibasına ulaşıyorum. Yani kampa yetişir mi diyorsun Sercan? Ez cümle. Ya, be, ben yetişeceğini düşünüyorum çünkü e, Cevun Kazancı, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian İsmail'in ekibi. Aynı e, ortamda çalışıyorlar ve dirsek temasındalar. İlk hedef bu. Ama hep söylüyoruz, hedefler bu ancak gerçekleştiğini görünce şaşırıyoruz. Yine gerçekleşirse şaşıracağız tabii ki, kampa yetişirse. <laughs> Güzel özetledi. <laughs> Güzel özetledi. Takımın moral nasıl? Bu arada biz söze şöyle başladık Serkan Korkmaz ve Sarıdağ'la. İşte i̇ki maç kazanan bir Valerian İsmail Giresun deplasmanından bir puanla döndü. Hemen sosyal medyada e, eleştiri bombardımanına tutuldu. Sen ne dersin acaba çok çabuk insanları böyle yukarıya çıkarıp hemen bir gün sonra hiçbir şey olmamış gibi sanki onu yeni tanıyormuş gibi yerden yere vuruyoruz. Maalesef bu konuda biraz kendimize de çeki düzen vermemiz gerekiyor. Ben bu düşünceden ziyade Valerian İsmail ben bu sizin aynı fikirde değilim. Katılmıyorum size Aykut İnce. Sebebi şu maalesef bizde övüldüğü zaman hemen altında başka şeyler aranıyor. Valerian İsmail ilk iki maçında övülmeye hak ediyordu. Şu anda da gayet normal eleştirilmeyi hak ediyor. Giresun maçının yenmesi gerekiyordu. Ancak Beşiktaş'taki bence asıl problem, tekrar ediyorum yine Serkan abi ve Serdar abi daha iyi yorumlar benden. Beşiktaş'ta bu yıl içerisinde çok fazla kırılma yaşanıyor. Yani Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı hafta e, herkes görevden alınması gerekiyormuş gibi bir hafta içerisine giriliyor. Beşiktaş bu kırılmayı, bu sancılı süreçleri biraz daha e, hafif geçerse daha faydalı olacaktır. Elbette Hoca eleştirilecek, elbette Enkudu'yu tercih eleştirilecek, elbette Alex Tercih'i eleştirilecek. Ama zaten Hoca'nın ilk geldiği ve sezon sonuna kadar 8 maçı var. 8 maçta deneme yanılma yoluyla bir sistem oturtacak. Asıl kendisi için anlam ifade edecek sezon gelecek yılın en başı. Biz o zaman daha net konuşabiliriz. Ama Beşiktaş taraftarının bu kadar kısa süre içerisinde 3 maçta bazı şeylerin değişmesinden dolayı memnun olduğunu öngörebiliyorum. Ama Giresun gibi bir rakibi hele hele Beşiktaş'ın Avrupa Kupası'na gitme hedefi yaşadığı bu haftada, Adana Demir'i kaybettiği bu haftada kazanması gerekiyordu. Ya Beşiktaş için Avrupa kupalarına gitmek bu yıl itibariyle en büyük hedef ve şu an gitmek zorunda Beşiktaş camiası bunu anlayabiliyorum.